Tedavi aşamasında yöntemler nelerdir diye soralım hocam. Derecelerine göre de aşamalar değişiyor mu? Evet, tabii ki. Yine az önce belirttiğimiz üzere hasta erken evremi, lokal evre diyoruz. Lokal ileri evremi, ileri evremi. Lokal evrede ise, yani erken evrede ise, yani ne demek bu? Tümör akciğer parenkiminden çıktı, akciğer dokusundan çıktı ve onu direne eden, onu pis kanını toplayan lenf bezlerinde herhangi bir anormallik yok. Ya da en yakınındakilerde var. Buna biz erken evre diyoruz ve burada artık biz biliyoruz ki sayısız bilimsel çalışma, sayısız deneyim en önemli tedavi yöntemi cerrahi. Ancak ne kadar erken evre olursa olsun bazen oluyor ki göğüs duvarıyla çok ilişkili oluyor. O zaman biraz daha ilişkiye göre evet lokal evre ama biraz lokal ileri evreye gidiyor. Ya da vertebra dediğimiz omurga ile ilişkisi fazla oluyor. Ya da iki akciğer arasındaki boşluğa girmiş olabiliyor. Ya da ana bronşa yakın olabiliyor. Buradan biraz daha ilerleyerek lokal ileri evreye doğru yaklaşıyor. Yine de her aşamada mutlaka tabii ki bu hastalar göğüs hastalıklarına, göğüs cerrahisine ilk tanı olarak ya da dahiliye uzmanlarına gelse bile bizlerle danışarak devam etmek durumunda kalıyoruz. Yani hep beraber çünkü öyle hasta oluyor ki 3 santim tümör direkt ameliyata giderken öyle hasta oluyor ki 3 santimlik tümör kemoradyoterapi sonrası ameliyata gidebiliyor. Öyle hasta oluyor ki 3 santimlik tümör kemoterapi alıp sonra ameliyata gidebiliyor. Her aşamasında hasta Kişi değerlendirilerek özel. devam ediliyor. Evet. Evet. Evreye göre tedavi seçenekleri genelde değişiyor. Erken evrede başta tedavi cerrahi oluyor. Cerrahiden sonra da genellikle 4 defa dediğimiz adjuvan tedavilerimiz oluyor. Ameliyat sonrası tedavilerimiz. Lokal ileri tedavide ise kemoradyoterapilerimiz ön plana çıkıyor. İleri evre dediğimiz yani vücudun diğer taraflarına sıçradığı ya da diğer akciğere sıçradığında temel tedaviler bizler üstlenmiş oluyoruz. Sistemik tedaviler oluyor.